Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni tip bunker göstereceğim. Artık bug'lanabiliyor bunkerlar. Arkasına koyduğumuz tahta duvar veya normal ezik duvar koyduğumuzda patlayıcı mermiyle veya yanıcı mermiyle patlayabiliyor ve kısa yoldan HQ'yu patlatıyorlar. Şu anki yapacağımız ev daha iyi, daha korunaklı olacak. Bunker biraz daha sağlam olacak. Sizlere anlatarak geçeceğim, bazı yerleri hızlandıracağım. Bilginiz olsun. Fake'lerdeki önemi bahsedeceğim. Fake'lerde atacağınız önemlere bahsedeceğim. Umarım sizlere yararlı bir video sunarım. İlk olarak her zamanki gibi 4 klasik temelimizi attıktan sonra üçgen temel 1 önüne 1 atıyoruz. Ondan sonra sağına ve soluna aynen bu şekilde kapatıyoruz. Ondan sonra iç dizaynımız her zamanki gibi aynıdır arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yarım duvar. Şunu kaçırmayın. Önce kapları atacaksınız. Onu da hatırlatayım. Sıfır atmanız önemli. Aynen böyle. Şu an dışarıdayız arkadaşlar. Hemen şurası zaten bir fake'imiz, içeriden atılıyor. Burayı kapatıyoruz. Buradan şurayı kapatıyoruz. Burası da bir fake oluyor. Ondan sonra bunkerımız için yarım duvarlar olacak. Şu alttaki yarım duvarı kırıyoruz. Şunun üstüne duvar koyup altı kırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an bunkerımız hazır. Şimdi bu evi yaptıktan sonra en önemli kısmı söylüyorum arkadaşlar. Bu evin girişi ikinci kattan olacaktır. Yani bir nevi evin girişi ikinci katta olduğu için siz ikinci kattan alt kata giriş yapacaksınız. Bu evin şu şekilde bu temeli attıktan sonra buraya kapı önü atıp rahat bir şekilde kastığınız iteme göre evi şey yapabilirsiniz. İkinci katını atabilirsiniz. Acele etmeyin. Tabii ki kapılarımızı her serverda söylediğim gibi baklayarak koyun. İteminizi kastınız. Üçgen temel yere koyuyorum. Yerden üçgen temel, havadan üçgen temel. Dur, pardon, yanlış oldu. Ondan sonra duvarlarla burayı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi evin girişi artık ikinci kattan vermenin zamanı geldi. Yarım duvar yapıp çatı çıkışını hazırladıktan sonra tabii ki üstteki üçgenleri ve diğer şeyi unutmayalım. Yarım duvarları unutmayalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Direkt şöyle kapatmayın. Şu yarım duvarları buraya koymanız taş dahi olsa roket de yaran adamın işini zorlaştıracak. Onu ben size söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi evimizin ikinci katı hemen çıkış yerine veriyorum. Şu çerçeveyi koymayın. Yarım duvar, üçgen temel altı kırın. Ondan sonra verin. Gördüğünüz gibi evimizin çıkış yeri hazır arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl yerlere. Fake'leri göstereceğim. Eğer benim dediğim şekilde yaparsanız rahat edersiniz. En azından eviniz bir nebze olsa da sağlam olur. Şimdi çoğunlukla ben şu şekilde kapatıyordum ya videolarda. Şu aralardaki taş metale dönüştüremiyoruz. Yani sadece dış kısmı dönüştürülebiliyor. Ben sizler için şöyle bir şey söylüyorum. Şuraları şöyle çevirin. Şuralar boş kalsın. Metale, bunları metale çevirseniz bile 8 rokete patlıyor zaten, biliyorsunuz. We'll be right back.
Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi fake'lerimizi çektik. Eve çıkış yerini ayarlayacağım. Tabii evlere çıkış yerini ayarlamadan önce şurada hızlı bir şekilde kapatıp yarım bloklarla, yarım duvarlarla burayı sizlere göstereceğim. Bu evin yapımında fazla taş istemiyor. Ama hani iki serverlarda bu taşı kasmak yaklaşık olarak yarım saatinizi alacaktır. Önemli olan evi yakmak değil arkadaşlar. Evin belli olan, yani önemli olan kısımlarını, benim dediğim gibi o fake'leri taşa çek, metale çekmek. Yoksa dışı taş kaldığı zaman 2x server'da biraz güvensiz oluyor taş şeklinde kaldığında. Onun bilgisini ben sizlere söyleyeyim. Şu an gördüğünüz gibi hazır. Şimdi çatıya çıkış yerimizi hızlı bir şekilde sizlere göstereceğim. Üçgenimiz nerede? En temiz üçgen burada. Şuradan. Evet, en temiz üçgenimiz burası. En temiz üçgen burada. Buradan atacağız. Şöyle yarım duvar, çatı. Yaptık. Şunları yapın. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şu an gördüğünüz gibi evimizin çıkış yeri hazır. Çerçeve, duvar, kapı önü, pencere, duvar. Bu şekilde, benim dediğim şekilde dizaynda giderseniz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. O sizin kendi düşünceniz. Ben çoğunlukla bu şekilde dizayn ediyorum. Duvar, 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 duvar. Sizler için hızlı bir şekilde dizayn ediyorum. Gördüğünüz gibi burada bayağı büyük bir alan kaldı. Şimdi buranın da şeyini sizlere göstereceğim. Şimdi çatıyı hemen hızlı bir şekilde kapatıp evimizin dizaynını sizlerle paylaşacağım. Bu ev dizaynı solo duo trio serverlarında, yani maksimum 3 kişilik, öyle söyleyeyim, 3 kişilik serverlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben evi komple taş çektim ki 33k taş gidiyor. Fazla taş harcamıyorsunuz. Abi 33k taş kasmak kolay mı? Abi 33k taşı kasmak öyle çocuk oyuncağı mı diyenlere ben birazdan gereken cevabı vereceğim. Şimdi dükkan önlüğümüzü alıyoruz. Buraya koymadım. Kapımız gene baklanıyor gördüğünüz gibi. Ona dikkat ediyoruz. Lan bu ne? Şunu kır, bu değil. Tamam. Şimdi kapılarımızı hızlı bir şekilde atıyorum. Buranın mantığını da göstereceğim. Yanlış oldu, özür. Evet. İki tarafı da baklıyor. İki tarafı da baklıyor. Onun amacı o. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde pencerelerimizi de hemen takacağım sizler için. Bu pencereleri takın. C4 veya seçila bayağı malzeme istiyor patlatmaya. Yani camdan girmelerini ne kadar zorlaştırırsanız sizin için, o kadar sizin için daha güvenli bir eviniz olur. Ben çoğunlukla her serverda atıyorum. Elimden geldiği kadarıyla böyle şeylere ben dikkat ederim. Siz de dikkat etmelisiniz. Yani sonuçta şunu döndürelim. Şunu da döndürelim. Gördüğünüz gibi evimizin hazır.
Buraya sizin için buraya koymayın. Ya da bir dakika, yanlış yaptık. 2, 4, 5. Evet, doğru. Burası doğru. 5. Şimdi önemli olan kısımlar. Burayı baklamak için garaj kapısı koymaya da gerek yok ama o sizin kendi düşünceniz. İsterseniz koyabilirsiniz. Tabii ki buraya garaj kapısı ve tabii ki bankanın için kapı. Şu an gördüğünüz gibi evimiz hazır. Bu ev dediğim gibi komple metal yaparsanız yaklaşık olarak 32 roket, 32 roket duvardan girerse 32 roket, kapıdan girse bile eğer ki zaten garaj door kullanırsınız bazı önemli yerlere. Yani benim şurası dediğim gibi 32 roketlik bir eviniz var. 32 roket her serverda basılacak bir item değil, onu ben söyleyeyim. Zaten az çok oyunu bilen de bilir. Ha, 2x'te bilmiyorum basılır mı basılmaz mı. Şurası asıl önemli olan kısmı gösteriyorum. Şurayı kırıyorsunuz. Burası sizin çatınızın çıkış yeri olacak. Buraya çerçeve koyup kapatabilirsiniz. Çerçeve koymadan önce yarım blok bir üçgen koyun. Şu an gördüğünüz gibi çatı çıkış yeriniz de hazır. Bunu güvenli bir hale getirmek istiyorsanız bir tur daha bu şekilde koyup en azından çatıdan tek seferde goyim tep yemek istemiyorsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim her zamanki gibi klasik çatı dizaynım. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Bunun dışında olan bunları çevirmeyi unutmuşum. Bunun dışında kolay kolay çatı yapmam nadirdir. Gördüğünüz gibi evimiz hazır. Evin iç dizaynını normalde biliyorsunuz diğer videolarla aynıdır evin iç dizaynı. Bunker'ı kapatmayı göstereceğim. Şimdi yeni bunker dediğimiz kısım şu. Şunu koydunuz. Bu tarafa geçtiniz. Buraya geçtikten sonra PQ PQ. Yani demek istediğim, normalde bunker şurası oluyordu değil mi arkadaşlar? Hatta deneyebiliriz. Şöyle koyup koyabiliriz. Arka tarafı tahta farz edersek, arka tarafı şuradan sıkılan bir patlayıcı mermi, bunu baklıyorlar. Şuradan, şu aradan. Bak geçiyor arka tarafa. Eğer dikkatli şey yaparsanız geçen arka taraftaki tahtanın kırılmasına sebep oluyor. 8C4'e patlayan veya 16 rokete patlayan HQ bir anda 20 mermilik bir patlayıcı mermi veya tam tersi yanıcı bir mermiyle kırılabiliyor. O yüzden bunker'ı biz buradan alıp buradan geliştiriyoruz. Yani adam burayı kırsa bile buraya bir 20 C4 özür diliyorum. 8 C4 16 roket harcamak zorunda. Biz buraya normal şunu koysak, bunu sakın öyle bir hata yapmayın. Mesela bunu geliştirdiniz, böyle kalırsınız. Bu sefer buna kırmak zorundasınız. Öyle bir hata yapmayın. Benden size tavsiye. Bu niye böyle oldu? Umarım ha şeye dönüştür doğru. Şey alınca. Umarım ha evi metal yapıyor. Tamam. Yapsın evi metal. Evi metale çevirelim. Şu an mesela kaç metal oldu? Şu an gördüğünüz gibi, hatta yukarı kısımdan güvenliği attırmak için şuraya bir tur da kapatabilirsiniz yukarıdan kırdığında. Ama bu sefer buradan çıkış sağlayabilirsiniz. Onu söyleyeyim.
Şuraya taretleri sığdırabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İç dizaynı her zamanki gibi biliyorsunuz. Bu videoda göstermiyorum. Eğer olur da iç dizayn isterseniz sizler için yaparım. Evin yapımına yaklaşık olarak 55k taş, 113 HQ. HQ zaten buraya gitti gördüğünüz kadarıyla. Daha evin sadece bir kısmına metal bastık. 5.5k istedi. Tabi 10k'ya yakında metal isteyecek, odun isteyecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.